Merhaba, bugün sizlere arkadaşlarımın Alo İrem sana geliyoruz dediklerinde hızlıca hazırladığım, fırına koyduğum bir tarifim var. Dilerseniz hemen başlayalım. Şimdi sizlere sırasıyla malzemelerimi sayıyorum. 3 adet yumurta, 1 paket kabartma tozu, 1 paket karbonat, 1 tutam tuz, 1 tatlı kaşığı tarçın ve 1 kaşık buğday nişastası. 150 gram kadar sıvı yağım var. 1 bardak kadar cevizim. Ve ben ölçü olarak yaklaşık 200 gram kadar şeker kullanıyorum. 200 ml sütüm var. 2 bardak kadar unum var. Ben kek unu kullandım. Sizler normal un da kullanabilirsiniz. 2 adet de havucum var. Hadi yapmaya başlayalım. İlk olarak yumurtalarımı kırıyorum. Şimdi çırpmaya başlıyorum. Bu arada kanalıma vermiş olduğunuz destek, Instagram'da katılımınız, yorumlarınız beni çok mutlu etti. Çok teşekkür ederim. Yumurtalarımı bir tutam tuz ekledim. Ve çırpmaya devam ediyorum. Yumurtalarımı karıştırdıktan sonra şekerimi ilave edeceğim. Sizler misal yardımıyla da yapabilirsiniz. Ben elimle çırpmayı tercih ettim. Hangisi kolayınıza geliyorsa o şekilde hareket edebilirsiniz. Şimdi havuçlarımı şöyle gelişi güzel doğruyorum. Zaten rondomun içine alacağım. Nasıl doğradığımız hiç önemi yok. Rondomada. Rondomun içine havuçlarımı attıktan hemen sonra cevizlerimi de aldım. Ve birlikte karıştıracağım. Şimdi havuç ve cevizi rondodan geçiriyorum. Bu kadarı yeterli. Şimdi yumurtalı karışımın içine havuç ve cevizlerimi ekleyeceğim. Sırasıyla geri kalan malzemelerimi teker teker ekleyip tekrardan çırpacağım. Ve daha sonra fırınıma koyacağım. Şimdi yağımı eklemek istiyorum. Sütümüz. Unu da alacağım. Demin de söylemiş olduğum gibi 2 bardak kadar kek unu var. Sizler normal unla da yapabilirsiniz. Şimdi karıştırmak istiyorum. Ben bol havuçlu ve cevizi seviyorum. Sizler çok sevmiyorsanız bu oranı azaltabilirsiniz. Ben 2 tane havuç koydum. Siz 1 tane havuç da ekleyebilirsiniz. Yarım su bardak kadar da ceviz ekleyebilirsiniz. Ama bence benim tarifimi birebir ölçüyle yaparsanız ne kadar lezzetli olduğunu göreceksiniz. Bu gibi meyveli olan keklerde ben içinde ıslaklık kalmaması adına karbonat ve nişasta ekliyorum. Çünkü bu tarz keklerde ne kadar pişirirsek pişirelim içi böyle bir ıslaklık, pişmemiş bir çiğ görüntüsü oluyor ve bir koku oluşuyor. Bu tarifte de o yüzden nişasta ve karbonatı ekledim. Sizler de bunu mutlaka koyun. Aradaki farkı göreceksiniz. En son olarak kalan malzemelerimi eklemek istiyorum. Kabartma tozu, vanilin, karbonat, tarçın ve nişasta. Karıştırdıktan sonra önceden ısıtmış olduğum fırına kekimi yerleştireceğim. Kek harcımı daha önceden ısıtmış olduğum fırınıma alacağım. Ben 40 ile 45 dakika arasında pişiriyorum ama bütün fırınlara göre bu değişiklik gösterebiliyor. Siz dilerseniz 25. dakikadan sonra ufak ufak kontrol edebilirsiniz. Herkesin fırını bu anlamda değişiklik gösteriyor. Sizler elinizde mevcut olan herhangi bir kapta yapabilirsiniz. Şöyle de hazırladım.
zaten böyle bir kıvamda tutuyorum. Sizler de bunu baz alabilirsiniz. Daha tarçınlı seviyorsanız bir tık daha ekleyebilirsiniz. Yaklaşık bir çay kaşığı kadar koyabilirsiniz. Daha fazlası da bir tık acımsı bir hal bırakabilir. Hadi kekimizi fırına koyalım. Şimdi en sevdiğim kısma geldi. Kekim pişti. Fırından çıkardım. Birazdan dilimleyeceğim ve sizler için tadına bakacağım. Kekim çıktı. Sizler için dinledim ve şimdi tadına bakacağım. Dumanın üstünde hala tutuyor. Kokusu müthiş. Yemek için sabırsız da böyle. O kadar güzel oldu ki ben yaptım diye söylemiyorum ama mutlaka denemeniz lazım. Kokusu, tadı, kıvamı çok güzel. Afiyet olsun.